Herkese yeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Vlog kafasıyla devam ediyoruz. Normalde böyle bir video çekmeyecektim. Çok düşündüm. Sürekli gezdiğim için, sürekli Alaçatı'da olduğum için çekme prensibinde bulundum. Bugün neredeyiz? 21 Temmuz 2024 tarihinde Armin'in evinde yapacağımız etkinlik alanındayız. Şimdi size burayı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 21 Temmuz'da olacak etkinliğimiz burada olacak. Lüks arabaları buraya çekeceğiz. Havuzda takılabileceksiniz. Okeyinizi oynayabileceksiniz. Burada iyi biçebileceksiniz. Ayrıyeten burada da arabalara koyacağız. Oradan giriş var. Buradan giriş var. Ayrıyeten şu anki ortamda böyle gördüğünüz gibi Armin'in C43 AMG'si. Burası Alaçatı Ilıca sahilinin tam karşısı. C43 AMG'si. Bizim Arda'nın Camaro'su. Atakan abinin Mercedes'i ve tabii ki diğer otomobil de burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi Audi bu şekilde gidiyor. Şöyle arkadan da size göstereyim. Arkadan bu şekilde gözüküyor. Şu şekilde gayet de ortam iyi. Tabii ki buradan arkadaşlar Emre abinin yanına geçeceğiz. Emre Gönül abinin. Nasip olursa Doğan Kabağ'ın arkadaşının yerine arkadaşlar. O da çok kral bir abi. Onun da güzel bir araçları falan var. Bakalım yolda gördüğümüz lüks arabaların fotoğrafları, videoları da zaten bu şekilde vlog kafasında göreceksiniz arkadaşlar. Müzikten ses yiyeceğim gibi mi geliyor? Çünkü burada disco var. Biliyorsunuz ki Ilıca sahilin dibi zaten. O yüzden yani sesten rahatsız olduysanız kusura bakmayın. Mekanda bu şekilde. Size A5'in içini göstereceğim arkadaşlar, bakın. Audi A5'in içi. Gördüğünüz gibi S. Gayet de güzel. Tabi orada bir tane Camaro çalıştı. Yani şu şekilde gözüküyor iç tarafı. Yani gayet güzel arkadaşlar. Yani görmedim demeyin. Yani gösteriyorum. Koltuklardaki detaylar da çok iyi. Burada bakın, buradaki detaylar da çok iyi. Tabi sesimi duymuyor olabilirsiniz. Orada Camaro çalışıyor. Kapatayım. Şu şekilde. Arda bir versene bir. Ver. Ya 8'de böyle işte. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar diğer araçları oraya çektik. İki arabamız daha geliyor. Bakın aşağıda. İkisi de çok kral araba. Çok iyiler bildiğiniz gibi değil. Yani geldiler. Az kaldı. Bakalım. Ya aşağı doğru gelsene. Orada bir trafik oldu. Gördüm şimdi geliyorlar bakın. İki araç da orada var. Bakalım nasıl olacak. Nasıl gidecek. İstem birazcık tabii ki videonun nasıl olduğunu az çok anlayabilirsiniz. Tabii şurayı görüyorsanız kalabalığı anlamışsınızdır beni. Diğer iki araç da şu anda giriş yapacak. Geldiler bakın. GC49 arkasında diğer arkadaşı falan da var. Bu şekilde girin. Bu şekilde gel. Düz bu şekilde gir kanka. Sen de arkasına kanka. Aynı şekilde bakın, burada da fesmet yazıları falan var. Gayet iyiler. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu araba çok canavar bir araba. M4 jantları falan var arabada. Fesmet'e buradan selam olsun. İç tarafını size şöyle göstereyim. İçi şu şekilde pis, kusura bakmayın, yaz ayındayız. Geziyorlar ediyorlar. Ayrıca bakın buralarda karbon detayları falan var. Onlar da çok iyi. Gayet de iyi. Arkada gördüğünüz gibi karbon şekilde egzozlar. Ve tabii ki arabanın arkadan duruşu böyle. Burada da bizim güven arabası var. Bunu zaten birçoğunu biliyorsunuz. RS'lerde falan videoları falan var. Ayrıca bakın burada bizim tanıdığımız RSA. Buradan da Utku abi de selam olsun. Royal Kras'a da selam olsun. O alttakini de tanıyorum ama aklımda değil. Yani bu şekilde gidiyor. Tabii ki burada da zaten Instagram ve TikTok'ları var. Ayrıca araba kütle değil mi? Şöyle arabanın içini göstereyim. Arabanın içi. Ya yaz ayındayız, pis olabilir. Arabanın deri döşemesi çok iyi olmuş. Bakın burada M logoları falan var ayrıca. Tabii ki bunda fazla karbon detayları yok ama iç tarafı bu şekilde. Gördüğünüz gibi M'lerde olan şeylerden var. Gayet iyi duruyor. Ön tarafta bir tane E250'miz var. Atakan abinin ve onun yanında bir tane Camaro var. Diğer tarafta da C43 AMG var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyor. Havuzda burada gayet böyle şık bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Emre abinin yanına geldik. Gördüğünüz gibi Doğan Kabak'ta çekilen Ford Mustang var burada. Ayrıca bu da aynı şekilde orada çekilmişti. Şu şekilde gördüğünüz gibi RS6 çok güzel bir araba. Doğan Kabak'tan tanırsınız bu arabayı.
Ayrıca burada da güzel bir Mustang var. Kapılarına dokunmuyorum. Çok özel oldukları için arabalar. Detayları da çok iyi. Çok kral otomobil hepsi de. Buradan da Emre abiye selam olsun. Arkadaşlar şimdi dünkü Alaçatı'dan sonra ikinci güne geçtik. Bugün işte Burcu'yla falan buluşacağız, Subaru'yla. Şimdi benim devram var, Mehmet İkizci, onun arabasındayız. Ford'da gördüğünüz gibi 2001 model. Aynı bildiğiniz uzay kasa gibi. Gayet kadranı falan çok iyi. Şu göbek de çok iyi. Ve sadece şoföre odaklanmış bir şekilde yeni nesildeki araçlar gibi. Dış rengi gri ama hiçbir şekilde boya yok. Tertemiz bir araba. Arabanın içinden belli oluyor temiz oldu. Arka tarafta aynı şey bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve şuralarda tabii böyle detaylar da var tabii ki. Özel bir serisi oldu belli. Saatleri de burada gözüküyor. Ve burası da ahşap arkadaşlar. Yani yeni çıkan arabalardaki gibi alkantaraydı, şuydu, buydu. Karbon fiber yok. Direkt ahşaptan yapılmış gibi. Biraz plastik gibi ama yok, ahşap kanka, plastik değilmiş. İşte deri gördüğünüz gibi. Klimalar çok iyi. Aşırı üflüyor. Bu da bizim Mehmet Bey işte gördüğünüz gibi takmış polis özel hareket gözlüğünü. Tamam, bu şekilde tertemiz bir araba işte arkadaşlar. Güzel gidiyor mu gidiyor. Aynası var bak. Bu şekilde ama klima çok iyi üflüyor. Yani ya adamlar yapmış yani bak. Eski zamanda yine güzel. Olursun Ford, olursun Lord. Ya bak adam öyle diyor. Alırsın Ford, olursun Lord diyor. Aracın ön tarafını yine yenilemiş. Bak. Hadi la. Ses ver. Şimdi. Evet, şimdi Burcu da çıkıyor yavaş yavaş. Petleri de yaktı. Güzel olmuş ama. Arkadaşlar şimdi geldik videonun sonuna. Şimdi burada 3 tane şöyle güzel bir maddeyle sizlere güzel şeyler söyleyeceğim. İlk maddemiz arkadaşlar, videomuz bu kadardı gördüğünüz gibi. Yani bu videoyu en azından bir haftada montajladım diyebilirim. Onun haricinde arkadaşlar ikinci husus ise şu. Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta bazı kardeşlerimiz benim bundan 5 yıl 6 yıl önceki videolarımı izleyip onlara böyle kötü kötü montajlar yapıp sağa solda beni kötülemeye çalışıyor. Onların birkaç tanesini buldum ve avukatımla görüştüm, onu şimdiden söyleyeyim. Hatta bir iki tanesi korkudan hesapları bile kapattı. Hatta benden özür dilemeye bile başladı ama artık iş işten geçti. Sizin alacağınız veya sizin vereceğiniz, eğer kazanırsam davayı, tazminatlarla güzel bir şeyler kendime yaparım diye düşünüyorum. O yüzden teşekkür ederim. Üçüncü bir husus arkadaşlar, bu videodan sonra, yani bu konuşmadan sonra, kapattıktan sonra arkada böyle kısa short videolar olacak. Onlar da zaten izlersiniz yorumda, aranızdan hangisi hoşunuza gittiyse yazarsınız. Onun haricinde 21 Temmuz'da Alaçatı'da olacak etkinliğimiz de sınırlı sayıda olacak. Onu biliyorsunuz. Onun öncesinde bir hafta sonra 30 Haziran'da yapacağımız etkinliğe de hepiniz davetlisiniz. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 30 Haziran'da etkinliğimiz var. Etkinliğimize gelecek olan herkese çok teşekkür ederim. Onun haricinde gelemeyen birçok abim ve kardeşim var. Yarısında çoğu şehir dışında, yarısında çoğu askerliğini yapıp orada olacakları için birçok kişi gelemeyecek. Ama gelen bayağı bir kişi var. 50'ye yakın, 60'a yakın bir otomobil olacak. Sağ olsunlar bütün misafirlere, teşekkür ederiz. Yiyecek içecek sponsorumuz buradan Yusuf'a da çok teşekkür ederim. Ayrıyeten ve güzel araçlarımız da olacak. Hepinizi bekliyoruz 30 Haziran'da. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir yere geldim. Bize destek veren Emre abiye şimdiden teşekkür ederim. Şimdi size göstereceklerime iyi bakın. Burada bir RS6 var. Bebek gibi gördüğünüz gibi. Ve arkasında YouTube'dan aşina olduğunuz Doğan Kaban'a çektiği Ford Mustang var. Emre abinin çok kral bir araba. Kendisi de çok kral bir insan. Arkada da diğer Ford Mustang var. Gördüğünüz gibi. Bunların birisi arkadaşlar 21 Temmuz 2024 tarihinde Çeşme'de yapacağımız etkinlikte olacak. Bakalım hangisi bizlerle olacak. Buradan da tekrardan
Emre abiye teşekkür ederim. Cidden heyecandan konuşamıyorum. Yani şu araba çok özel bir otomobil. Bildiğiniz gibi değil. Hepinize teşekkür ederim. Bayramın 3. gününden hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 30 Haziran'da etkinliğimiz var. Pazar günü Autokulüp Vizyon'da. Ben de bugün zaten bir Alaçatı'ya geleceğim. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Yeni araçlar almışlar, gayet de iyi. Montano Motors'tayız. Zaten buraya geldiğin zaman her gün bir değişik otomobil görme şansınız %100. İçeride gayet de çok iyi duruyor bu araba. Yani güzel makine yapmış. Maşallah. İçinde ne var bakın şimdi. Şimdi şöyle güzel bir telefonu da eksik değil. Şekilde. Bir arkadaşımız sormuş Alaçatı nasıl diye. Acayip yoğun kanka. Yani aşırı yoğunluk var. Onu şimdiden söyleyeyim. Ben de zaten arkadaşımın yanına geldim, Armağan'ın yanına. Şöyle size bir göstereyim. Yani sahil bu şekilde. Yoğunluğu görüyorsunuz. Daha da var yani, bu kadar kalabalık. Biz de işte sevgili Armin bizi davet etti evine. Evine geldik. Tabii ki onun enfes C43 AMG'si burada. Ve bugün bana eşlik eden benzinli Mini Cooper da burada. Bu şekilde gidiyor. Arka tarafta çok iyi havuz falan var. Birazdan zaten paylaşırım gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi yeni etkinlik yerimizi size göstereceğim. Ama bu etkinliğe sınırlı sayıda arkadaşlarımız, abilerimiz katılacak. 21 Temmuz 2024 tarihinde pazar günü Havuzlu Villa'nın burasına araçları çekeceğiz. Onun haricinde tabii ki gördüğünüz bu sahilin karşısında otoparkın olduğu yere araçlarınızı çekip burada sohbetli, eğlenceli, işte diskolu güzel bir etkinlik yapacağız. Tarihi unutmayın arkadaşlar, onu şimdiden size söyleyeyim. Yakında bu alanda etkinlikte görüşürüz inşallah. Size iyi tatiller. Evet arkadaşlar, 21 Temmuz'da olacak etkinliğimiz gördüğünüz gibi bu şekilde burada olacak. Tabii ki buralara araçları park edeceğiz. Onun haricinde burada uzun bir masamız olacak. Burada barbekümüz olacak. Ondan sonra arkadaşlar arka tarafta havuzların o köşe taraflarında herhangi bir yerine istediğiniz kendi aracınızı koyup arkadaşlar ne yapacaksınız? Havuza geçebileceksiniz. Havuzda takılabileceksiniz. İşte kokteylinizi içeceksiniz. İşte onun haricinde soğuk içeceklerinizi içeceksiniz. Şurada dinleneceksiniz. Okeyinizi oynayacaksınız. Bu şekilde güzel bir etkinlik olacak. 21 Temmuz'da pazar günü görüşmek dileğiyle, detayları ilerleyen dönemlerde paylaşacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ev sahibini de şuraya etiketliyorum. ...21 Temmuz'da hepinizle görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Çok güzel bir etkinlik geliyor, bilginiz olsun.